Evet, A'dan görüntüler ekrana getiriyoruz, haberler aktarıyoruz. Ama A'dan denince içi titreyenlerden, A'damlılardan dinlemek lazım aslında bu şehri, bu kadim şehri. Biz de öyle yapalım dedik. Bir konuğumuz var Gece Ajansı'nda. A'damlı sanatçı, sunucu Murat Arif konuğumuz. Hoş geldiniz Gece Ajansı'na, iyi geceler. Hoş bulduk her birinizi. Buradan bütün dünya Türklerine salamlar, sevgiler. Arkadaşlarımız bizi Ağdamlı, Karabağlı detaylaştırdıkça bir şey de söyleyeyim. Biz bütün bir Tabii. Azerbaycanlıyız. Tabii ki, Karabağ, tabii ki. Azerbaycan demektir. Hem de bir Azerbaycan Türkü. Ona göre buradan bütün Türk ulusuna sevgilerimizi, saygılarımızı gönderirik. Zaferli bir ülkenin, müzeffer bir ülkenin vatandaşı olmak büyük bir sevinç, büyük bir onur. Ve umarım bizim heyecanımız, yüreğimizi titreşlerini de duyursunuz. Kesinlikle. Adamlı Biz de beraber hissediyoruz. Aynı heyecan, aynı yürek titremesi bizde de var. Anlıyoruz sizi. tamamıyla doğrudur. 27 yıl 27 yıllık hasret diyelim. 27 yıllık sorular, düşünceler, zorluklar diyelim. Benim için adamsız kalmak ilk önce güzel güzel, çok güzel evleri olan, hayatları olan, köyleri olan insanların birkaç gün içinde pansiyonlara, okullarda yaşamak mecburiyetinde kalması demektir. Düşünün bir önemli bir eşyamızı kaybedince bütün günümüz kaybolmuş gibi yaşanıyor. Kendimize yer bulamıyoruz. Ya. Bu eşya değil. Eşe diyoruz ama şimdi biz evimizi kaybediyoruksa, vatanımızı, toprağımızı kaybediyoruksa bunun tarifi yok. Bunu Tabii ki. sözlerle, cümlelerle ifade etmek çok zor. O camilerdeki şimdi bugüne kadar domuzlar dolaşıyordu. Onların fotosunu görmek nasıl bir acı. İnsanlar hep bilmem Google'dan neredense hangisi herhangi bir adamın bugünü gibi bir fotoları bulunca o dağıntılar içinde kendi evini aramaları bu bir ayrı bir zorluk. Kesinlikle. Yani her bir insanın tarihini ayrıca bir kitaba sığdırmak olurdu. Çünkü her bir insanın kendi hikayesi var. Ağdam'la ilgili, Şuşa'yla ilgili, Füzuli ile ilgili, Karabağ'la ilgili. Bütün bu kırık kalplerin, bütün kırık hayatların berpası, geri dönüşü, Evet. güçlenmesi ve zaferidir bu. Kesinlikle öyle. Bizim için bu sadece toprak kaytarmak, toprağı geri almak değil. İçimizden, kişiliğimizden, benliğimizden bir şeylerin berpa olunmasıdır. Geri dönmesidir. Bu 27 yıllık hasret, o şarkılar yazılmadı, o filmler çekilmedi. Biliyor musunuz? Ben kendi kendime bu soruyu soruyorum. Neden o hasreti, o özlemi andıran bir şeyler çıkmadı? Ve cevap buluyorum ki mümkün değil yani. Bu bir şarkıya, bir filme, bir kitaba sığacak bir şey değil. Her bir hikaye, her bir insan hayatına bağlı. Ve Ya da her bir siz insan belki de filmin zaferle biteceğini biliyordunuz. O yüzden beklediniz ki zafer gelsin diye. O filmler, o kitaplar çünkü o acı anılarla bitmemeliydi. Bugün de yazılacaksa final olarak yazılmalıydı. Size şunu tabii. sormak istiyorum bir de. En son siz ne zaman çıktınız Adam'dan? Ne hatırlıyorsunuz Ben mesela oraya dair? 1988'den çıktım. Çünkü ben başka bir şehirde yaşıyordum. Biz yaz aylarında her zaman Ağdam'da olurduk. Ve benim için Ağdam'ın yazı bir ayrı bir konu, ayrı bir manzara, ayrı bir güzellik. Hündür hündür evler, büyük evler, büyük ağaçlar, yaşıllık ve o dobra insanlar, güleriz insanlar, herkese kapı açan, herkese gönül açan insanlar ve bazen de soframızın başında oturup da yarın bize silah çeken insanları hatırlıyorum. 32 yıl adamı görmedim ama benden daha acı talih yaşayan insanlar var. Bu benim akrabalarım, benim teyzem, benim büyük annem. Onlar adama kavuşmadan hayatlarını kaybettiler. Onlar Ağdam'dan her şeylerini orada koyup çıkmışlar. Ve çok şeyler de vardı. Gelip diğer şehirlerde meskunlaşınca soğuk duvarlar, küçük odalar ve kırık bir hayat yaşadılar.
ve adamsız da bu hayatı kaybettiler. Şimdi onların ruhları sevinir. Öyle gelir ki bu ruhsal anlamda çok büyük bir mana taşır Azerbaycanlılar için, Qarabağlılar ve Ağdamlılar için. Biz onu hissediriz, biz onu duyuruz. Biz siz bugünler, ben kendi adıma söylüyorum, annemin adına söylüyorum, akrabalarımın adına söylüyorum. Kaybettiğimiz insanlar uykularımıza geliyor. Biz onlarla konuşuyoruz. Çok garip şeyler oluyor. Ve yine de kelimeler çok zor bunu tarif Muhakkak. etmeye. Tabii ki öyle. Çok çok zor. Gerçekten dediğiniz gibi romanlara, kitaplara, filmlere konu olabilecek hayatlar ve yüzlerce, binlerce kişinin hayatı gerçekten böyle geçti. Bugün her ne kadar zaferi konuşsak da. Eviniz, orada geride bıraktığınız eviniz ne halde biliyor musunuz? Hiç haber aldınız mı oradan? Biz baktığımız videolardan artık belliydi ve yıllar önce her zaman o programlarla araştırdık, bulmaya çalıştık. Mahvolmuş. Bizde bir laf var, taşı taş üstünde bırakmamışlar. Evet. Çok garibe bir şey. Ve şimdi onlar herhangi bir evleri yandırırlar, ağaçları kesirler. Kendilerinin olmadığı için böyle yapıyorlar. Azerbaycanlılar o topraklardan giderken her şeyi bırakmışlar. Evleri, aynaları yıkayıp çıkmışlar. Çünkü onlar kendi evlerini bırakırlar, kendi topraklarını, sahip oldukları bir yeri bırakıp giderler. Onlar ise, düşmanlar ise hırsızca gidiyorlar. Yani her şeye bakınca bir yönet, bir anlam vermek oluyor. Evet, gerçekten öyle. Çok çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Yani Ermeniler için toprak olan yer, Azerbaycanlılar için vatan. Böyle bir tabii ki bakış açısı farkı var. İşte ama yine bizim evet. için mesela bir tek Azerbaycan ve Ermenistan dayanışması, mübarizesi, müharibesi değil. Ben bir kenardan bir sanatçı ruhuyla bakıyorum. Bu iyilik ve kötülüğün mücadelesi, kesinlikle. Hayır ve şerrin mücadelesi gibi söylüyorum. Çünkü Azerbaycan askerleri o intikamı dövüş alanında, savaş meydanında alırdılar ve kanları canları bahasına toprakları kaytardılar. Onlar ise gecenin yarısında, sizin kanallarda da biz bunu gördük, sivil şehirlerimize raketler atarak savaşıyordular. Çocukları, kadınları, sivilleri öldürerek kazanıyordular, kazandıklarını zannediyordular. Ve bütün bunlar kenardan bakınca, yani bu bir sadece bir savaş değil, bu bir teröre karşı dayanışmadır. Ve Azerbaycan bugün bütün dünyaya o anlamda meydan okuyor ki Azerbaycan terörle nasıl başarmak olur, terörle nasıl başarabiliriz dersini verir. O insanlar sadece bir dövüşmenin de kendi bir şerefi olur, tabii, liyakati olur, bir insanlığı olur. Ama gece yarısı sivil şehirlere raketler, bombalar atmak hiçbir şeref, liyakat, insanlıktan, dövüş edebinden haber vermez. Evet, siz bu 44 günlük vatan muharebesi boyunca da cephede olmasa da arka cephede aslında bir anlamda savaştınız. Cephe için yardım kampanyaları düzenlediniz, destek verdiniz. Evet, oldu. Böyle şeyler yaptık. Bizim için bu bir kampanya değildi. Bizim Evet. için bir hayat tarzıydı. İster hekimler olsun, öğretmenler olsun, sanatçılar olsun, maslağından asılı olmayarak her birimiz bir seferberlik aslında. Mücadele yaşadık. Evet. Peki bundan sonra Adam için aklınızda yapmayı düşündüğünüz bir şey var mı? İlk önce bir adamlı olarak herkes kendi evine sahip çıkacak. Kuracağız, dirçeldeceğiz, yaratacağız. Ağaçlar ekeceğiz. Adam eskisi gibi yaşlı olmalı. Adam eskisi gibi temiz, güzel, bülbülleri okuyan güzel bir şehir olmalı. İlk amacımız bu. Daha sonra orada yaşamak var tabii ki. Evet, dileriz bir an önce kavuşursunuz bu hedeflerinize ve Adam'a.
Murat Arif, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Kutlu olsun zaferiniz. Bu bir Türk dünyasının zaferi. Ben bilirim ki kalbi Azerbaycan'la döyünen dünya Türkleri var. Kesinlikle. Ve müzeffer bir ulusun parçası olmak, bunu duyabilmek, bunu hissedebilmek büyük bir onur. Ne kutlu mutlu. olsun. Ne mutlu. Biz de kutluyoruz. Çok teşekkürler tekrar. Teşekkürler.